Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte Google ve Türkiye arasında yaşanan krize ve başımıza neler gelebileceğine dair güzel bir video hazırladık. Şimdi gelin neler olacak hep beraber bir bakalım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi haberler patladı. Rekabet kurulu Google'a ciddi miktarda bir ceza kesti. Google bildiğiniz gibi ceza yemeyi seviyor arkadaşlar. Mart 2019'da Avrupa'dan 1 milyar 400 milyon civarında çok ciddi miktarda bir ceza yemiş. Benzer bir durum ülkemizde de yaşanmıştı. O cezadan hemen birkaç ay öncesinde ülkemizden de bir ceza yemişti Google. Eylül 2018'i gösteriyor takvim. Rekabet kurumu Google'a 93 milyon kadar bir para cezası kesti. Bu aslında bir uyarı niteliğindeydi. Google neden bu cezayı yedi? Hemen biraz bundan bahsedeyim sizlere. Şimdi Android telefonlar alıyoruz. İçinde belli uygulamalar sürekli yüklü, Google'ın uygulamaları yüklü. Ama rekabet kurumu diyor ki içinde farklı seçenekler de görelim bunları. Neden sadece sizin uygulamalarınızı görüyoruz içinde diyerek bir ceza kesti. Yani aslında burada bir haksız rekabet olduğunu öne sürdü. Google da geçen süre zarfında gereken düzenlemeleri yapmadı arkadaşlar ve fiş burada tam olarak koptu. Şimdi takvim 7 Kasım 2019'a geldi arkadaşlar. Rekabet kurulu toplanıyor ve Google'a diyor ki sen bu düzenleri yapmadığın her gün için sana 1,5 milyon TL'lik bir ceza keseceğim. Google'da 12 Kasım'da yani bu olayın hemen birazcık sonrasında Türkiye'de Android satışı yapan şirketlere bir bildirim gönderdi. Bildirimde şunu diyordu arkadaşlar, eğer biz rekabet kurumuyla bir anlaşma içine giremezsek Türkiye'de satılan Android cihazlardaki bütün Google uygulamaları pasif hale gelecek. Yani bu bildirim neyi ifade ediyor? Ben rekabet kurumunun kararına saygı göstermiyorum, kabul etmiyorum. Ben kullanıcıları zora sokacağım demek olabilir aslında. Çünkü aslında Android'in karşısında şu an herhangi bir rakip yok gibi arkadaşlar. Tabii ki de iOS işletim sistemi saymıyoruz. O zaten farklı bir ekosistem. Yani bana ceza keserseniz ben Android'i böyle yalnız bırakırım. Herhangi bir hizmet kullanamazsınız. Bunu neye benzetebiliriz aslında? Bir AVM düşünün arkadaşlar. İçinde çok fazla vakit geçirdiğiniz bir AVM. Bir gidiyorsunuz bütün dükkanlar kapalı. O AVM bir işe yaramıyor gibi aslında. Yani Android bir cihaz alabileceğiz ama Android cihazın içinde aslında en çok kullandığımız Gmail, Google arama motoru, Chrome, ne bileyim YouTube vesaire gibi birçok Google'a bağlı hizmeti kullanamayacağız. Peki bundan sonra ne olacak arkadaşlar? Biraz da bundan bahsedelim. Google Türkiye'den harbiden çekiliyor mu, gidiyor mu, neler oluyor, neler bitiyor? Şimdi burada bir toparlayalım inceden. Basında çok fazla geçiyor arkadaşlar. Google Türkiye'den çekilme iddiaları. Bu iddialar bir kere doğru değil. Neden doğru değil dersek şu an günümüzde bu videoyu çektiğimiz tarih itibariyle Google'ın böyle bir açıklaması zaten yok. Ve şu konulara da açıklık getirelim. Android Google'a ait bir işletim sistemi. Tamam bu cepte ama Google servisleriyle Android aynı şey değil arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Huawei bir tane telefon çıkarttı. İçine Google servislerini kuramıyorduk ancak içinde Android yüklüydü. Hatta yükleyebilen bir şekilde Google servislerini bile ona kurabiliyordu. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Eğer Google diyelim desteğini kesti artık YouTube'u, Chrome'u, işte çeviriyi, translate'i falan filan telefonumuzda kullanamayacağız diyelim. Bu nereye etkileyecek? Cebimizdeki telefonları etkilemeyecek. Burası kesin. Zaten Google'ın da açıklaması o şekilde oldu. O tarihten sonra ülkemize giriş yapacak yeni modeller için geçerli. Yani diyelim yarın Samsung S11 diye bir telefon çıkarttı. Ülkemize gelmeye başladı. Bu olaylar da bu şekilde devam ediyor. Onun için de Google servislerini kullanamayacağız. Yani şöyle de özetleyebiliriz aslında. Yeni bir telefon aldıysanız ya da gidip marketten raftan bir tane telefon alacaksanız, şu an Türkiye'de bulunan bir telefonu alacaksanız endişelenmelik bir durum yok. Tamam diyelim her şey kötü gitti. Google uygulamaları kullanım dışı kaldı arkadaşlar. Bir anlaşma da sağlanamadı. Ne olacak ondan sonra? Birinci ihtimalimiz şu arkadaşlar. Çin'de zaten bildiğiniz gibi Google servisleri kullanılmıyor. Orada işte Google'ın yerine başka bir şey var. Facebook'un yerine başka bir şey var vesaire vesaire. Birinci alternatifimiz bu. Bu durum Rusya için de geçerli. Mesela orada satılan Android cihazlarda Yandex zorunlu tutuluyor. Ülkemizde durum ne olur? Hani yerine yerli başka bir şeyler üretilir mi? Ya da yurt dışından muadilleri alınıp kullanılır vesaire. O durumlar da birazcık muallak arkadaşlar. Ancak burada şunu da belirtelim. Ben APK yükleyebilirim telefonuma. Bir sürü uygulamanın APK'sını rahat rahat bulabiliyorum. İçine işte Google Play'i de kurarım. YouTube'u da kurup izleyebilirim. Bunlarda herhangi bir sorun yok. Ancak bu durum maalesef herkes için geçerli değil. Şimdi hani sadece açıp YouTube izleyen ya da işte ne bileyim mailleşen birisi için, yani çok haşır neşir olmayan birisi için durum birazcık daha zorlaşabilir. Bu yaptırıma rağmen tabii ki de büyük bir çoğunluk yine Android almaya devam edecek arkadaşlar. Ancak sadece bu yaptırımlardan dolayı, işin zora girmesinden dolayı kullanıcılar Android cihazlardan yavaş yavaş iOS'e doğru kayabilir. Bu da bir ihtimal. Burada tabii şöyle bir olay da var arkadaşlar. Şimdi diyelim bu yaptırımlar uygulandı ve yeni çıkan telefonlarda Google uygulamalarını kullanamıyoruz. O zaman hali hazırda bizim cebimizdeki telefonlar da hakikaten değerlenmiş oluyor. Yani Google'dan alakasız ama bir ara hani Flappy Bird oyunu marketten kalktı. İçinde Flappy Bird olan telefonlar pahalı satılmaya başlandı. Şöyle senaryolar da olabilir. İçinde YouTube yüklü telefon diye ilanlar görebiliriz. Bu da bir ihtimal. Çinli şirketler Google'sız telefon üretmeye artık alışmış adamlar zaten. Türkiye'de belki içindeki sistemleri Türkçe olarak sunmaya başlayabilirler. O kendi içindeki uygulamalar Türkçe haline gelebilir. Şimdi her şeye rağmen Google'ın yaptığı
yaptığı son açıklamaya şöyle bir bakmakta fayda var arkadaşlar. Şirket rekabet kurumuyla yaptığı görüşmelerin devam ettiğini ve eğer bir uzlaşma olmazsa yaptırım uygulanacağını söylüyor. Yani şu an öyle yanıp yakılmaya çok da gerek yok çünkü görüşmeler devam ediyor ki bana kalırsa illaki ortada bir uzlaşma olacak arkadaşlar. Kötü senaryoları zaten bundan sonra konuşuruz daha fazla, hem haberlerimizde hem videolarda tartışırız hep beraber. Ancak şu olay tamamen bir netleşsin, bir açığa çıksın her şey, ondan sonra zaten detaylandıracağız meseleyi. Son sözümü de söylediğime göre artık videomuzu yavaş yavaş kapatabiliriz. Siz de mutlaka yorumlarda neler düşündüğünüzü, bundan sonra neler olabileceği hakkında fikirlerinizi aşağıdan belirtmenizi rica ediyorum. Aynı zamanda şurada bir beğen butonumuz var. Eğer beğendiyseniz o butona basmayı unutmayın diyelim. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ekranda duran bağlantılara tıklayarak bambaşka Webtekno içerikler oluşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.